Sırada magazin dünyasına dair en taze görüntülerden derlediğimiz keyifli bir tur var. Yonca Evcimik'ten Çetin Altay'a, Ece Erken'den Coşkun Sabah'a kadar pek çok ünlü isim bakın kameralarımıza nerelerde takıldı. En sıcak. Hakikaten yeni bir haber yok, yoksa sizden çekilmemde. En taze haberler. Ya 20 sene önce yaptığım şeyleri yapıyorlar, daha ne diyeyim arkadaşlar. Bizzat ünlülerin ağzından Magazin 8'de ekrana geliyor. İkinci çocuk istiyorum. Allah izin verirse o da olur. Hadi. Bebekteyiz. Üç bey bir hanımefendi masada. Sohbet hararetli ve hayli eğlenceli görünüyor. Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar, sevgilisi Ceylan Çapa'yla arkadaşlarını ağırlıyor. Serkan Bey arada iş görüşmeleri de yapıyor telefonda. Sadece 2 dakika uzaklıkta Serkan Uçar'ın eski eşi Ece Erken de Arnavutköy'de arkadaşlarıyla. Üç hanım bir bey buluşmuşlar. Ece Erken bol bol anlatıyor arkadaşlarına. Siz gelmeden önce çocuklarımız da yemekteydi diyor Ece Erken. Yani gittiler evet. Çocuklar gitti, biz bize kaldık. Şimdi de gidiyoruz, teşekkür ederiz. Oğlu Eymen'le yine valiz hazırlamışlar. Çeşme'ye daha yeni gideceğiz. Kıbrıs'a. Ha, Kıbrıs'a gittik, şimdi Çeşme'ye gideceğiz yazla. Ne zaman gidiş? Herhalde bu hafta gideriz, bu hafta sonu. Kızım 2 ay. Tabii 2 ay yeni yayın dönemine kadar oradayız. Hayatımdaki tek erkek oğlum diyen Ece Erken ikinci bir çocuk istediğini de açıkladı. Yok yine Eymen değil de hani Eymen tabii ki olduğu için Allah'a şükürler olsun. Ama hani ikinci çocuk istiyorum. Allah izin verirse o da olur. Aman bu arada yanlış anlaşılmasın, yanımdaki beyefendi de arkadaşımın aşkı diyor Ece Erken. Arkadaşımın kocası. Bak direkt sarılıyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Yani hiç öyle bir şey yok. Oğlumla görüntüleniyorum. Bebek'te şimdi de yaşanmayan popçu Yonca Evcimik'le birlikteyiz. Her şey çok iyi gidiyor. Single de çok iyi gidiyor. Dizi de çok iyi gidiyor. Çok yoğun ama tatlı bir yorgunluk var. Ama çok iyi gidiyor. Hayatı dört dörtlük iyi giden Yonca Evcimik hem sette hem de sahnede mücadele içinde. Ağırlık yapmıyor üstüme. İyi gitmesi çok önemli. Dizide de zaten hani haftanın 3 günü çalışma kaydıyla diye ben başlamıştım. Böyle kalacak mı kalmayacak mı bilmiyorum ama çünkü single'a da zaman ayırmam lazım. 52 yaşındaki Yonca Evcimik, 5 çocuk annesi Ayşe Kucuroğlu'nun yanında biraz sönük kaldığını açıkladı. Ayrıca yaşa değil taşa bak. Yani kaç tane çocuk da 5 tane mi? 5 tane çocuk doğurmuş kadın var yanımda, ben utanıyorum konuşmaya. 30 yıldır sahnelerde Yonca Evcimik. Enerjim de, güler yüzüm de, şarkılarım da, danslarım da taklit ediliyor diyor. Yani 20 sene önce yaptığım şeyleri yapıyorlar, daha ne diyeyim arkadaşlar. Öpüyorum, hadi biz işimizi yapalım, siz de yapalım. Aman üstüne alınan alınır zaten, sen rahat ol. Biraz ileride şifre çözen Oflu Hoca'ya rastlıyoruz. İyi, güzel güzel işte, ben de iftarı bekliyorum valla. Ezan da okunuyor bir yandan. Böyle nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Amin amin. Hayırlı Ramazanlar bu arada herkese. Hepimize, cümlemize. Çetin Altay, Oflu Hoca rolü için uzattığı sakallarını hala kesmemiş ve bunun bir nedeni varmış. Sakalları bu ara kesebilirim artık, filmle ilgili o koşturma da bitti. Oflu Hoca için uzayan sakalları kesilmediğine göre Oflu Hoca'nın şifresi 3 geliyor galiba. Sakalsız o kadar mı kötü oluyorum ya? Bilmiyorum be. Yok yok var, kesterlerse keseceğiz abi, işlerle alakalı bir şey yani. Bu arada filmin gişesi ne durumda diye soruyoruz başrol oyuncusuna. Vallahi herhalde sezonda çok daha iyi olacağını umuyorum. Çok bekleniyordu. Ya şükür gene çok iyi gidiyor ama çok çok daha iyisi vardı onun bence. Sezonda çok daha iyi olur diye tahmin ediyorum. Bir sitemi daha var. O da spor eğitmenine. Montajda atabiliyorsanız. Evet abi, onu soracaktım. Hani aslında deniz şortunu oraya bağlayacaktım. Yanlış çalıştırıyorlar beni. Spordan sonra göbek yapmaya başladım. Bayağı baksana tişörtte yer yapmış. İçine de çeksen gemiyor yani. Etilerdeyiz. Bende malzeme yok. Coşkun Sabah ofisinden çıkıyor. İyi iyi, hayat güzel. Göremiyoruz abi seni. Ya... En fazla beni görüyorsun. Nasıl göremiyor? Her gün buradayız. Coşkun Sabah'a 19 yıllık eşi Ceyda Sabah, ünlü sanatçının cep telefonuna aşk mesajları geldiğine ilişkin iddialarla boşanma davası açmıştı. Doyamıyorum, ne de güzelsin, bakamıyorum. Ünlü şarkıcı bu süreçle ilgili bir gelişme olmadığını söyledi. Hakikaten yeni bir haber yok, yoksa sizden çekilmem de.